aşağı yukarı bir 10 gün oldu. Biz bunun haberini aldık. Bu havzada bir jeotermal enerji santrali kurulacağına dair. Gerekli hukukçu abilerimizle, ablalarımızla görüşmeleri sağladık. Yani yasal düzenle bunun bir altyapısının olmadığı tespit edildi. Fakat biz işin tamamen çevre ve sağlık tarafındayız. Çünkü bu havzadaki yani sadece Alamut olarak değil, yani Yeni Pazar'dan tutun da Yazıkent'e kadar bu havza gerçekten Türkiye'deki bereketli yerlerden bir tanesi. Ve bu havzadaki bütün köylerin geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve gördüğünüz gibi zeytinler. Öncelikle biz bunların elimizden gitmesini kesinlikle istemiyoruz. Niye istemiyoruz? Çünkü bu havzaya hayat veren Akçay nehrimiz var. Elektrik santralin bütün kirli suları oraya akıtılacak. Öncelikle bu havzada tarım bitecek. Ya geçim kaynağımız tamamıyla tarım. Biz bunu istemiyoruz. Hani gerekli çalışmaları da bu işten anlayan abilerimiz, ablalarımız yapıyor. Yani köy halkı olarak biz buna kesinlikle karşıyız. Çünkü başka bir geçim kaynağımız yok. Hani hayvancılık bitecek, tarım bitecek. Yani bunların altını doldurmak lazım aslında. Hani tarım ve hayvancılık bitecek ama yani bir tık daha ilerisi var bu işin. Sağlığı var. Yani insanların buradan vazgeçemeyeceği bir karış toprağı bile olmayabilir ama vazgeçemeyecekleri bir sağlıkları var. O yüzden olmasını biz kesinlikle istemiyoruz yani. Bu konuda hepimiz çok duyarlıyız ve çok karşıyız. Bizim tarlalarımız, bizim en verimli yerlerimiz otobanda gitti. Benim zeytinliğim gitti. 200 ağacım gitti. Şimdi bir de bu gelirse, bu jeotermal gelirse biz neyle besleneceğiz? Ben 40-50 yıldır dışarıdayım ve emekliliğimi köyde yaşamak için geldim. Tamam mı? Ben doğal ortamda yaşamak istiyorum. Doğal olarak torunlarımla doğal bir yerde yaşamak istiyorum. Eğer bu jeotermal gelirse bu doğallık tamamen yok olacak. Ve bizler zehir içeceğiz, zehir solucacağız. Bu neden yapılıyor? Ben bir türlü anlamıyorum. Neden çiftçilerimizi korunmuyor? Biz vatandaşız. Biz burada ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Benim çocuklarım, benim köylüm bunlardan neye zarar görsün? Hep öyle düşünüyorum. Ve buna karşıyız ve köylümün de karşı olduğunu biliyorum. Mutlaka bunu da kazanacağız. Biz niye bu durumlara düştük? Biz niye kendi topraklarımızı bir başkası için, aynı ülkenin bir vatandaşı için korumaya uğraşıyor? Acı değil mi? Çok, çok acı. Çok düşündürücü. Senin hani bunlar da bir ülkenin bir vatandaşı. Zorluya mı kaldık biz ya? O da işte Denizli bir adam. Aynı memleketin insanlarız, yazık değil mi? Günah değil mi? Bunlar ne olacak böyle? Hiçbir ülkede böyle bir şey yok. Bütün dünyadaki jeolojik dengeyi korumak için rüzgar, güller, başka şeyler döndü. Biz daha kötüsüne döndük. Bu mümkün mü? Yazık ya. İnsanlar bu kadar düşüncesiz olmamalı. Hiçbir ülkede bu yok. Bizim hayatımız, geleceğimiz bitti sayılır. Bunu daha önce gelmişlerdi buraya. Konakladılar, bize dediler ki maden arıyoruz dediler. Geldiler, günlerce durdular. Hatta köyümüzden işçi bilen aldılar yanlarına. Araştırma yapıyor. Dinamitler kullandılar. Bizim sularımızın yönlerini kaydırdılar. Biz bilemedik o zaman. Onlara hatta yardımcı olduk biz bilene. Bilemedik o zaman ne yaptıklarını, ne edeceklerini bilemedik. Meğer bunun temeliymiş. Bizi zehirlemek için gelmişler. Biz bilemedik kızım ya. Biz istemiyoruz. Zehir katmak istemiyoruz. Bizim doğamız çok güzel. Çok güzel. Benim çoluğum çocuğum ne yapar? Bir sayede öldük derim. Benim torunlarım ne yer? Ne içer? Yazık değil mi buna? Zeytin yemedikten sonra
darı yemedikten sonra, buğday ekilmedikten sonra, ineklerimize yonca biçmedikten sonra biz ne yapabiliriz? Söyle, ne yapabiliriz? Zehir, zehir. İstemiyoruz biz. Kesinlikle istemiyoruz. Başka bir hiçbir diyeceğim yok. Bak ölümüne kadar gideceğim istemiyorum ben. İstersem Tom'un önüne de yatabilirim. Kurşunlanabilirim, depçiklenebilirim ama istemiyorum. İstemiyorum kesinlikle.